Abla. Bu da ne işe yarıyor ki? Abla. Ütü nerede? Abla. 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 Belgin abla. Sen iyi misin? İyiyim Zeynep, iyiyim. Yok yok. Sana bir haller oldu abla. Beni meraklandırıyorsun ha. Nedenmiş o? Ya nedeni var mı abla ya? Hastaneden çıktığın günden beri öyle dalıp gidiyorsun başka yerlere. Beni burada yalnız koyuyorsun. Bak ütüyü bile bulamadım. Başka yerlere değil Zeynep. Başka zamanlara gidiyorum aslında. İyi işte. Beni de götür yanında. Nasıl? Bana da anlat ne düşünüyorsan. Beni de al götür yanında o zamanlara. Böyle çok sessiz oluyor ev. Deli kız. Yok abla. Sana bir haller oldu. Kesin bir şeyler var benden gizliyorsun. Söylemekten korkuyorum Zeynep. İnanmaktan korkuyorum. Korkuyor mu? O gün hastanede bana bu gülü veren dilencinin gözleri. Gene dilenci. Onun gözleriydi Zeynep. Kimin gözleriydi abla? Kimin? Kocamın. Ne? Galiba o. O yaşıyor. Ya da ben aklımı kaçırıyorum. Sen sahiden iyi değilsin abla. Ne yapacağım ben şimdi? Zeynep, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abla? Bu işin aslını tek bir kişi anlatabilir bana. Hangi işin abla? Oydu. Biliyorum, dilenci oydu. Yine başlama abla ya. Ne olur başlama ya. Ya bak, evden dışarı çıkarsak Memoli bizi öldürür, biliyorsun değil mi? Nedenmiş o? Bu defa ben zorluyorum seni. Abla dur Allah aşkına ya. Şurada biraz istirahat etsene. Hastaneden yeni çıktın sen zaten ya. Hadi çay koyayım sana ha. Zeynep beni dinle. Ya abla, abla bak. Memoli gelince ona söyleriz. Gider bulur o dilenciyi. Yüzüne sorarız kocam mı değil mi diye. Hadi abla ya. Korkutma beni ya. Ben korkmuyor muyum zannediyorsun? Belki hayal görüyorum. Belki bunların hepsi saçmalık. Ha şunu bileydin. Hayal de olsa yeniden böyle hissetmek o kadar güzel ki. Yok abla. O zaman sen git. Nereye gideceksen git. Bütün belalar benim yüzümden geliyor zaten başına. Ben burada oturup beklerim seni. Hayatta olmaz. Yalnız başıma hiçbir yere gidemem ben. Nereye gidersek beraber gideceğiz bundan sonra. Abla, sen demedin mi Memoli doğru söylüyor diye? Ha yalnız ha senle. Ne zaman ayağımı dışarı atsam başımıza bir iş geliyor. Ne güzel. Eğleniyoruz işte. Fena mı? Ne? Ne güzel. Eğleniyoruz dedim. Yok abla. Kesin sana bir şeyler oldu kazadan sonra. Kafanı bir yerlere çarpmadığına eminsin değil mi? Saçmalama. Hadi giyinelim de gidelim hemen. Nereye gideceğiz abla? Genco Bey'le konuşmaya. O kadar uzağa mı gideceğiz yani? Evet. Keşke daha kalabalık olsaydık. Kalabalık mı? Ne bileyim. Belki daha rahat korunurduk o zaman. Köşedeki polisler gittiğimizi anlamazdı. Nasıl kalabalık yani? Selam. Keşke başka bir şey isteseydim. İsterim. Ay çok iyi oldu değil mi? Ya böyle sürüsü gibi olduk böyle ya. Sus Zeynep sus. Kalabalık olalım diye çağırdım ama şimdiden pişman oldum. Belgin Hanımcığım yürüyerek mi gideceğiz sizin şirkete? Doğru söylüyorsunuz. Şuradan bir taksi çevirelim ama bu kadar kişi sığmayız. Ben saydım Belgin teyze 6 kişiyiz ya. Aa, Rambo nasıl sayabildin ya? Vallahi ben sayamadım bu kadar. Yapma Zeynep azdırma. 2 öne 4 arkaya yaparsak sığarız aslında Zeynep. Ya şoförde bagajı oturturuz abi. Doğru ben Sibel ablayı unutmuşum. Sen oğlum, kendine bak. Oğlum insan ablasının aşırı kilolarıyla dalga geçer mi canım? Siz de saz gibi olmuşsunuz. Bütün kiloları belki verdiniz galiba. Tamam tamam münakaşa etmeyin. Şuradan 2 tane taksi tutarız olur biter. 3 yan değil mi Belgin teyze? Bir öne 2 arkaya. Aa matematiğine bak ya. Çok iyi valla. Seni niye polis akademisine almıyorlar hiç anlamıyorum. Zeynep. Anne bak gördün mü kadın polis ne diyor? Sus 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 tut bakayım elimi tut. Ya anne ne elimi tutuyorsun ya? Bıktım artık senden sus, ya. Sus tamam. Sustuklarımı bitirdin anne. Polis var oldu maymun var senin yüzünden ya. Senin yüzünden polis akademisine de almıyorlar benim. Sanki ben dedim onlara beni çatıya çıkartın diye. Adam çıkmış bağırıyor. Şaziye, Şaziye, Şaziye diye. Ondan sonra ben de başladım bağırmaya tabii. Erkan, Erkan. Erkan benim kocam bu arada. Yılan aslında. Kanım. Her neyse. Memoli de geldi. O da başladı bağırmaya. Memoli de benim nişanlım bu arada. Yani nişanlım değildi aslında. O da başladı bağırmaya. Nalan, Nalan, Nalan diye sevgilisini çağırıyor yani. Hop. Anladım, anladım, biliyorum. Diyeceksin ki şimdi senin nişanlının nasıl sevgilisi olabiliyor? Sen ne yapıyorsun ya? Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen Rüstem'in başına gelenleri bilmiyorsun galiba, bizim köydeki Rüstem'in. O ilk kez hayatında trene bindi. Köydeki Rüstem kafasını böyle pencerenin dışına uzattı. Elektrik direkleri küt 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 arka arkaya bir çarpıyor. Kafası dağılıyor. Anlatmış mıydım abla ben sana bunu? Anlatmıştın Zeynep, anlatmıştın. Sana anlatmadım ama değil mi? Senin niye öyle bir rengin soldu senin? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ha. Ondan sonra Rüstem böyle trene bindi. Sana anlatmadım ben bunu. Kafasını uzattı böyle. Oh. Hadi sağlıcakla kal. Abla, Genco Bey'in haberi var değil mi geleceğimizden? Hayır, yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İnsan aşağı, sen ne yapıyorsun ya? Herkes tamam. Burası mı Belgin Hanımcığım? Evet canım. Eşimi kaybettikten sonra pek gelmedim buralara. Uzun zamandır. Ama bugün küçük bir işim var benim. Sizleri de buraya kadar yordum, özür dilerim. Aa, ne diyeceksin? Haber kaynağı demek istiyorlar. Ay keşke fotoğraf makinesi de alsaydı. Ay komşulara inanmayacak. Bu anı tüzleştirelim mi? Herkes bir bakayım. Benimki almış. Ay çok güzel. Sinan Hanım gördünüz mü yerler mermer? Ya çok güzel, çok. Bakalım neler olacak. Ya. Buyurun efendim. Genco abiye bakmıştık. Kim geldi diyeyim? Buranın sahibi geldi diyeceksin. Ne diyeceksin? Dur Zeynep, ya. Nereden bilsin abi, hanım? Ben de polis olmak istiyorum. Belgin Hanım geldi de o bilir. Bir dakikanızı rica ediyorum. Sormam gerekiyor. Çabuk ol biraz hadi. Belgin Hanım geldi Özür dilerim efendim, bilmiyordum. Sizi bekliyorlar, buyurun. Bu taraftan buyurun efendim. Anne ben de böyle olacağım, tamam mı? Tamam, olursun, olursun yavrum. Hadi basma taşa. Ay, ya ne taşı anne, ne yere basması ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.